Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogtan günaydınlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Saat şu an 9. Ablamı bekliyoruz. Kızım, ben, ablam hastaneye gideceğiz. Biz aşımızı olup eve geleceğiz. Ablam tabii ki de fizik tedaviye devam edecek. Yarın son günü doktor görecek bakalım inşallah, ama hala açılma yok kolunda. Arabalar geçti. İnanın o kadar zor kalktım ki sanki günlerin yorgunluğu bugün çıktı. Böyle hani hastane işi olmasa kalkmayacaktım. Şimdi ablamı bekliyoruz. Aşıyı olalım inşallah. Yavruma da, herkesin yavrusuna da şifalar olsun. Gidelim bakalım, bugün alışveriş de yapacağım. Ama dinlenmem lazım. Ablam gelmedi, biz de karşıya geçtik. Size şöyle manzarayı göstereyim sabah sabah. Burada da bir şeyler yapıyorlar. Böyle bakalım. Anca geliyor. Hiç dakik değilsin abla. Geç kaldım. 5 dakika şaka. Bir tarafa kolunu tutarak geliyor zaten. Gelsin bakalım. Otobüste gelsin, binelim. Evet, aşıyı olduk. Şimdi kızımla beraber otobüse doğru gidiyoruz. Evimize geçelim bakalım. Herkese şifa olsun. Evet, biz şimdi eve geldik arkadaşlar. Hemen çay suyu koyduk. Kızımla şoka uğradık. Bugün Allah kısmet ederse büyük bir alışveriş yapacağız. Çünkü bayağı bir eksiğimiz var. Dolabımızda sadece birkaç parça bir şey var. Kahvaltılık peynir yoktu. Annemin verdiği peynir vardı. Şu misin peynirini annemlerde aldım. Hoşuma gitti. Ezine gibi bundan aldım. Dün kızlar böyle çiğ köfte almışlar şoktan. Yaren bugün aldı. Şöyle bunları aldı kendine. Bir tane pınar aldım. Ekmek aldık. Ayran aldık. Benim kızım bu makarnaları çok seviyor. Önceden ben asla yemiyordum. Ama bir iki kere ben de yedim. Hoşuma gitti. Bu soya soslu bilmiyorum nasıl olur. Normalde ben böyle ön yargılıyımdır bazı yiyecekleri, ama artık deneriz Yaren'le. Aldıklarımız böyle, ışığı da açmadım. İnşallah karanlık çıkmıyordur. Şimdi çayımı demleyeyim. Dediğim gibi alışveriş işi beni bekliyor. Evet arkadaşlar, biz kızımla kahvaltıyı yaptık. Yaren uyuyakaldı. Ben de kendimi kötü hissettim. Aslında hiçbir şey yapmayacaktım. Alışverişe gidecektim ama asansör bozuk. O yüzden yukarı kadar böyle yürüme çıkamadım. Sabah da zorlandım. Ben de böyle banyoya girdim. Lavaları akıttım. Şunlar ablama gidecek. O yüzden orada. Buralar falan daha karışık arkadaşlar. Şöyle elimde sünger var. Deterjanları falan buraya yerleştireceğim. Hatta şunu da buraya koyalım şimdilik. Elimde bezle sünger, görüyorsunuz. Bunlar temiz. Ben kadın almıştım biliyorsunuz. Şunlar, şöyle göstereyim. Herhalde o an çıktı zannettiler. Şimdi telle güzel oraları ovacağım. Bu ablamın, kendime de hemen böyle almam lazım. Benimkini orada bıraktım. Duşakabinin etrafını falan böyle deterjanladım. İçini falan yıkadım. Şimdi onu akıtacağım. Banyonun içini yıkayacağım. Görüyorsunuz kusma yaptı. Bunlar zaten olacağını biliyordum. Duşakabini güzel yıkarım. Bir dahakine de sizlere çekerim. Şu an üstüm falan da müsait değil. Ben hızlıca temizleyeyim. Banyomu sevdim ama. Banyom hoşuma gitti. Şöyle kocaman da bir aynası var. Öyle yavaş yavaş düzenleyeceğiz Allah'ın izniyle bakalım. Ben şimdi evden çıktım arkadaşlar. Asansöre baktım, olmuştu. Ama şimdi bir baktım olmamış, yapıyorlar. Böyle arabamı da aldım. Aslında bugün gitmesem iyiydi ama banyoyu temizledikten sonra dedim kalk yeşim. Ablam yarın yaparız demişti. Hiç ona haber de vermedim. Ben şimdi herhalde 2-3 sefer yaparım. Eksiklerim çok fazla. Olan şeylerim de var ama olmayanlar çok fazla. Evet, yeni evin ilk alışverişine gidelim bakalım hep beraber. İlk BİM'e gideceğim. Oradan alacaklarımı alacağım. Eve bırakacağım. Sonra 101'e gideceğim. Bugün 101'in aktüel günü. Sizlere de çekerim. Güneş de böyle hep kırıştırdı beni. Gidelim bakalım. Evet, alışverişlerimi özleyenler, geldim bakalım. Ben alışverişe başladım. Normalde ben bunu seviyorum ama Yarenciğim Nutella seviyor. Bir tane onu alalım. Tavuk aldım. Vallahi 2-3 sefer yapacağım zaten dediğim gibi. Cüzdan da burada. Gidiyorum şimdi bakalım. Şunlar falan ne zaman gelmiş bir bilgim yok ama. Bakın bunlar gelmiş. Hatta tencere kalmış. 239 TL. Şöyle bir set istiyorum. Şokta gördüm, çok hoşuma gitti. Alışveriş özlemişim, marketi özlemişim. Şimdi şöyle bir tane bundan alayım. Bir tane de Yaren'e yarım yağlı alacağım. O eskisi kadar içmiyor zaten. Artık eşim yok, taşıyabileceğim kadar alıyorum maalesef ki. Yağ alacağım ama buradan mı alsam? 68.500, 2 kiloluk mu alsam? Bilemedim şu an. Evet
tane yumurta alalım. Şöyle bir tane krema da alalım. Yoğurt aldım. Bir de bundan aldım. Tefal kalmış. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Gerçekten çok güzel. Bir de bunlar falan var. Ne kadarmış? 30 TL. Bu bir ara 50 TL idi geçen sene, bakın. Ama çok güzel. Bim'den aldıklarımı eve çıkardım. Çok şükür asansör olmuş. Böyle yine karton geçirmişler. Yük taşındığı için eşya zarar görmesin diye bunları yerleştiriyorlar. Şimdi 101'e gidelim arkadaşlar. Onları hemen tezgaha koydum. Evet. Geldik bakalım. Eşya gelmiş zaten ya da biri taşınıyor. Ben şimdi 101'e geldim ama bunlar benim geçen gördüğüm ürünler. Acaba diyorum buranın aktüel günü mü değişti? Hiçbir fark yok arkadaşlar. Şuradan araba alacaktım. Çayı aldım. Bazı şeyleri buradan alacağım. Araba bulamadım. İleriden arabayı alayım. Size de çekeyim istedim ama eski ürünler. Ben şimdi eve geldim. İki kere gittim zaten. Söyledim sizlere, manava da gidecektim. Hatta şoka da gidecektim ama artık onları erteledim. Yeniden en baştan ev kuruyor gibiyim. Evde olan şeyler vardı ama eksiğim çok fazlaydı. Şimdi size neler aldım göstereyim. Burası toplam 540 TL tuttu arkadaşlar. İçinde daha meyve yok, sebze yok. Sadece domatesle nektarı var. O kadar. Daha da yumuşatıcı falan almadıklarım var tabii ki. Patatesli, soğandı, bir sürü eksik yani. Rabbim herkese alım gücü versin gerçekten. Ben annemde ufak tefek alışverişler yaptım ama toplu böyle alışveriş yapmadığım için her şey çok zamlanmış. Yaren Nesquik çok seviyor, sabahları yer diye aldım. 101'den şöyle 4,5 litrelik yudumun ayçiçek yağını aldım. Yağlar zaten uçmuş. Efsane un bile 8,5 TL olmuş. Çaykur aldım. Normalde yarım kiloluk alacaktım ama gelenim gidenim illaki olur. O yüzden 1 kilo aldım. Şöyle yine 1 kilo pirinç aldım. Hellim peyniri aldım. Birer tane tavuk aldım. Artık kızımla kendimim, ablamlar falan gelirse. Acayip canım tatlı istedi arkadaşlar. Yani yapamamanın kötülükleri. Şunu Yaren'e aldım. Kazan dibini çok severim. Kendime aldım. Bir tane ekmek. Krema aldım. Aslında toz biber ablam verecekti ama bir tane tatlı aldım. Şöyle makyaj temizleme pedi aldım. Poşetim bitmişti. Bunu Yaren için aldım. Ben çok yemem. 101'de 10 TL'lik alışverişlerin üzerine bu diş macunu 10 TL'ye geliyordu. Bir tane bundan aldım. Hiç yoktu. Salça aldım. Biber salçam falan yok ama onu başka yerden alacağım. Kaşar peyniri, yumurta, Nutella Yaren seviyor. Tava yoğurdu aldım. Şöyle şeker domates aldım. 2 tane süt aldım. Bu da yine Bim'de indirimdeydi. Sanırım 12 TL falandı. Hardalı Yaren seviyor. Ben çok yemem. Bir tane turşu aldık. Telli peynir aldık. Süzme peynir aldım. Diğer işte annemin verdiği peynir. Bir de sabah aldığım ezine peyniri vardı. Pastalar için tereyağı aldım. Şöyle 4 tane nektari aldım. 101'den aldım bunları. Pembe domates de güzeldi. 7 TL idi. 4 tane de ondan almışım. Kolonya aldım. Kızıma bir tane cips aldım. Tuvalet kağıdı aldım. Başka duşakabin diyorum. Başka duş jeli yoktu. Bunun kokusuna baktım. 101'in kendi ürünü bir tane aldım. Peros'un 7 kiloluk renkli deterjanından aldım. Normalde bunun beyazını Tuğbacığım çok methetti. Ama taşıyamayacağım için almadım. Bir de bunlardan hariç hayat su aldım. 1,5 litrelik 6 tane. Bir de şu var arkadaşlar, kahvenin yanına ıvır zıvır bile yok. Görüyorsunuz, lüzumsuz hiçbir şey yok. Dediğim gibi 540 TL tuttu. Rabbim inşallah ağız tadıyla, sağlıkla, huzurla yemeği nasip etsin. Eşimin kesesine de Allah bin bereket versin, güç kuvvet versin diyorum. Şimdi beni hummalı bir çalışma bekliyor. Bunları yerlerine yerleştireceğim. Bugün kızımla herhalde makarna falan yaparız. Bu arada ben makarna, tel şehriye, onların hepsini unutmuşum arkadaşlar. Neyse, sağlık olsun, hepsini de alırız. Şu büyükleri aldım ya, önemli olan onlardı zaten. Şekerim de az vardı. Evet, bugünkü evimin ilk alışverişi böyle. Şimdi bunları yerleştireyim. Daha sonra da tekrar buluşuruz inşallah. Bugün çok şükür buraları akıttım. Camları falan ellemedim arkadaşlar. Detaylı şu an yapamıyorum. Sesimden de belki ne kadar yorgun olduğumu anlarsınız. Oturduğum yerde uyuyakalmışım.
Saat şu an 5:30. Aldıklarımı güzel yerleştirdim. Açmam gerekenleri açtım. Şurada birazcık oturacağım. 10 dakikaya kadar ablamlar geliyorlar. Eniştemle ikisi. Bir şeyler yeriz. Ondan sonra da zaten işlerime güçlerime devam ederim. Evi süpürecektim, silecektim ama hiçbir şey yapmadım. Kendimi de zorlamak istemiyorum. Bir gün ablamlarla şu kamelyada çay içeriz inşallah. Deniz hemen şurada, bir saniye şöyle göstereyim. Bakın şuralar denize girilen yerler, Kozlu sahili. Bize de çok yakın, inşallah böyle sezon bitmeden gideriz. Buradan böyle uzak gibi görünüyor ama hiç uzak değil. Allah herkesin her şeyi gönlüne göre versin inşallah. Evet arkadaşlar, saat 7 oldu. Ablamlar bize gelmişlerdi. Ben bir şey hazırlayacaktım ama halsizliğimi görünce sakın dedi. Hadi bize gidiyoruz dedi. Beni zorla buraya getirdiler Yaren'le beraber. Bana gülmeyin, demin Yaren gülüyor. Anne diyor, kaç gündür bu elbiseyi giyiyorsun. Gerçekten iş yaparken rahat olduğu için böyle hemen üzerime alıyorum. Neyse, halim hala yok. Böyle kendimi gerçekten böyle çok yorgun hissediyorum. Ablam da demin bana kızdı. Sen hiç su içmiyorsun, onu alışkanlık haline getirmen lazım dedi. Gerçekten bugün sadece bir bardak su içtim. Sanırım o da beni halsiz yapıyor ama yorgunluğun da etkisi var tabii ki. Televizyonumuz olmamıştı. Eniştem tekrar arka kablosunu değiştirdi. İlgilenen arkadaşı aradık, Barış'ı aradık. O kurulum yaptırmaya çalıştı ta Ağrı'dan ama olmadı. Sonra benim kızım YouTube'dan bir sayfayı açtı. Ben dedim Yaren yapamazsın, hiç uğraşma. Eniştemle ablam da oturuyordu. Yaren 15 dakika içinde televizyonu yaptı. Televizyon oldu. Tabii ki de sevindim çünkü internet açılmadı. 48 saat beklenmesi gerekiyormuş. Ama çok şükür en azından evimizde ses olacak. Bugün süpürecektim, silecektim. Hiç onlara girmedim. Sadece banyo temizledim. Şimdi ablam eti düdüklüye koydu haşlamaya. Yaren'le beraber markete gittiler. Su falan bir iki bir şey alacaklar. Ben gitmedim. Böyle bitkin, halsiz bir gün geçiriyorum. Alışveriş yordu desem onunla alakası yok. Ben biliyorsunuz neler taşırım, neler alırım. Bu sefer bunu elimde de taşımadım. Pazar çantasıyla gittim. Ama bugün cidden herhalde benim günlerdir yorulduğum çıkıyor arkadaşlar. İki kere annemle konuştuk. Öyle yani, bugünü de bitirdik. Her şey iyi gidiyor, şükürler olsun diyorum. Şimdi burada bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra da ben eve geçeceğim. Kendimi iyi hissedersem şöyle çok geç olmadan evi süpüreceğim, sileceğim. Yarın en azından çok işim kalsın istemiyorum, bakalım. Biz şimdi eniştemle haberlere bakıyoruz. Ben Manavgat'ı dün toplulukta paylaştım. Gerçekten çok üzüldük. Ama bugün sanırım Muğla'da falan da yangın çıkmış. Vallahi bu neydi bilmiyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun, geçmiş olsun diyorum. Ay çok kötü. Allah yardım etsin. Evet arkadaşlar, saat kaç oldu? Kaç oldu kızım? 10 mu? 9:19. 9:19, yani 9:30 diyelim. Biz ablamdan şimdi geldik. Allah bin kere razı olsun gerçekten. Ya ablam, söylememe gerek yok. Birçoğunuz biliyorsunuz zaten. Beni halsiz gördü. Yemeği orada yedik. O kadar ısrar ettim. Burada hazırlatmadı. Gelirken de elimiz kolumuz dolu geldik. Ablam biliyorsunuz çok zayıftı. Bayağı maşallah kilo aldı Covid'den sonra. Bir tek karaciğer enzimleri çok yükseliyor ablamın. Onun haricinde bir de omzunu biliyorsunuz zaten. Allah'ım sağlık versin. Yarenciğime böyle kıyafetler ayırmış. Bunlar ablama hiçbir şekilde olmuyor. Çünkü bellerini falan size göstereyim. Bakın. Şu an ablam neredeyse maşallah diyeyim benim kadar olmuş. Yani benim kadar yok da ben zaten kiloluyum. Elbiseye bayıldım. Hatta Yaren anne sana olur diyor ama imkansız bence. Malı falan çok güzel. Bu da şöyle aynı şekilde. Sizlerle paylaşayım istedim. Hepsi yepyeni. Teyzesinden Yaren'e. Ablam Yaren'le böyle birbirlerine verirler. Yaren de olmayanları teyzesine verir. Şöyle dantel etek verdi. Bu da çok hoşumuza gitti. Aslında bunları böyle üzerinde göstermek isterdim ama kızımı çekmiyorum biliyorsunuz. Bunu da bugün Kozlu'nun sosyete pazarı varmış arkadaşlar. Ben hiç gitmedim. Belki bilen arkadaşlar vardır. İnanamayacaksınız. Ben inanamadım. Şöyle çok güzel evde giyin, plajda giyin. Harika bir elbise. 10 TL'ye almış Elsie Vakiki'nin. Valla ablamı olmamış göbüşünden dolayı. Bunun da nasibi Yaren'eymiş. Teyzesi böyle elbiseler verdi kızıma. Birazdan deneyecek. Olmayanları tekrar ona getireceğiz ama büyük bir olasılıkla Yaren'e olur. Çünkü Yaren'in çok kilosu yok.
Şimdi bunları yaren denesin. Ben de kızımla kendime birazdan bir meyve keseyim. Balkonda ilk defa anne kız bir keyif yapalım. Çünkü hiç oturmadık. Oturma fırsatımız olmadı. Yaren bunları denesin. Ablacığıma buradan tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bakalım. Evet, kızımla şöyle balkonda meyve keyfi yapacağız. Erikleri, karpuzu ablamlar getirdi. Ablam bana böyle köylü pazarından patates almış, salatalık almış. Allah razı olsun, nektarıyı ben almıştım. Çok kesmedim. Şimdi burada sandalye getireceğiz. Manzara eşliğinde kızımla beraber oturacağız. Balkonda hiç oturmadık. Bu akşam birazcık keyif yapalım. O esnada da videomun editini yapacağım. Kapanışta tekrar birazdan buluşuruz inşallah arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, kapanış için yerleşimin odasına geldim. O da televizyon seyrediyor. Bugün söylemiştim sanırım. Kızım televizyonu yaptı. Hemen babasına da haber verdik. Gerçekten bugün mutlu oldum. Bu perdeleri takmıştım. Normal böyle başlangıç yerlerine tutması için birit mi deniyor? Onlardan taktım ama ortalarına da takmam gerekiyor. Bayağı bir kayıyor çünkü. Gördüğünüz gibi mayıştım tabii ki. Bugün zaten böyle halsiz bir gün oldu benim için. Günlerin yorgunluğu geçti. Bir de gerçekten yangın olayına çok çok üzüldüm. Her vatandaş gibi. Zaten bu olaylara üzülmemek için bence insan olmamak gerekiyor. Vallahi bir ağaç bile dikiyorsunuz, yıllarca büyümesini bekliyorsunuz. Onlarca ağaç, onlarca canlı. İnsanın gerçekten içi acıyor ama bunu yapanların hiçbir şekilde inşallah yanına kalmaz. Diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani ben bir de bir iki ilde zannediyordum. Akşam bir öğrendim birçok ilimizde yangın varmış. Benim kusuruma bakmayın, gerçekten hani ev yerleştirme aşamasında internetten olsun işte televizyondan olsun haberleri takip edemiyorum. Etrafımdan duyduğum kadarıyla normalde story falan atan bir insanım, sık sık atarım ama bu taşınma esnasında storylerimi bile azalttım. Instagram'ı bile böyle yeri geliyor story falan paylaşamıyorum bile. Oraya girdiğim zaman böyle haberim oluyor. Arkadaşların storylerinden gördüm. İlk öyle haberim oldu inanın. Akşam üzeri de babam aradı, o söyledi. Zaten biliyordum ama bu kadar çok ilde olduğunu bilmiyordum. Eniştemle haber seyrederken çok duymamıştım yani. Öyle tekrar yangını yaşayan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Kalbimiz, dualarımız onlarla, inşallah son olur. Her kötü şeye inşallah son olur diyoruz ama maalesef ki daha kötüleriyle karşılaşıyoruz. Kurban olduğum Allah yardımcımız olsun diyorum. Böyle arkadaşlar, bugün alışveriş yaptım, gördünüz. Yarın da bakalım neler olur bilmiyorum. Kendimi iyi hissedersem, iyi kalkarsam çarşıya bir gidesim var ablamla beraber ama bakalım diyorum. Bir günü daha bitirdik. Az önce eşimle konuştuk. Akşam konuşmamızı da yaptık. Saat de 11'e geliyor. Hava çok güzel. Camlarımın hepsi açık ama ceyran yapmasın diye böyle kapıları kapatıyorum arkadaşlar. Çamaşır vardı. Onları yıkadım. Bir iki posta daha yıkayacağım var ama artık onları bıraktım. Öyle yani. Ben dinlenme faslına geçeyim. Yarın cuma. Ben şimdiden herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak ümidiyle. Evet, lafı daha fazla o zaman uzatmayayım. Bir de şeye değinmek istiyorum. Bugün bir arkadaşımız demiş ki önceden çok daha uzun videolar çekiyordun. Şimdi bayağı bir kısalttın. Evet, farkındayım. Hatta geçen Azra ile bile bunun konuşması oldu. Taşınırken gerçekten olmuyor arkadaşlar. Ben de isterim uzun uzun çekeyim ama hem taşınma hem temizlik hem yerleşme, anneme git gel, çarşıya git gel. Biliyorsunuz doğalgaz işleri, her şey bana baktı. Bir taraftan da video çekiyorsunuz, edit yapıyorsunuz. Ben hani biliyorsunuz yorumlara tek tek cevap veren bir insanım. Instagram'ı kullanıyorum falan derken videolarım kısa oldu ama inşallah yerleştikten sonra uzun videolar gelecektir. Ev turu isteyen arkadaşlar ne olur sabırsızlanmayın. En kısa zamanda çekeceğim ama eksiklerim maalesef hala var. Klozet takımı alacağım, yatak odasına tül diktireceğim. Mutfağımın masası satılırsa mutfağıma masa alacağım. Onlar, bütün her şey olduktan sonra çekeceğim. O yüzden kusura bakmayın, biraz gecikebilir. Neyse, lafı daha fazla uzatmayayım. O zaman ne diyeyim, bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İyi ki geldiniz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İnşallah yarın tekrar buluşuruz. Tekrardan tüm yangını yaşayan illerimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun, dualarımız, kalbimiz sizlerle. İnşallah son olur. İnşallah Rabbim bir daha böyle kötü günler göstermez. Hoşça kalın.